arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Vallahi köşeme geçtim. Açılış ve kapanış videoları için karşınıza geldim tekrardan. Bugünkü video tam bir vlog videosu arkadaşlar. Kendi evimde gün içinde neler yaptım. Çamaşırlarla uğraşıyorum. İşte A sınıfın eşyalarını dezenfekte ediyorum. Kahvaltımı hazırlıyorum. Esra'ya kahvaltıya gidiyoruz. Bu arada Asaf'ın bütün yeni doğan kıyafetlerinin hepsini ayıkladım. Böyle Asaf'ın birkaç parça eşyasını da sizinle paylaşıyorum. Tabii ben yine bu videonun açılışını geceden yapıyorum. Siz izlemeden bir gün önce, hatta bir gün önce bile değil. Yine saati 12 ettim. Evet, vlog videomla baş başa bırakıyorum size. Şöyle Asaf Bey'in kıyafetlerini makineye attım. İlk olarak bunlardan başlayayım. Ersa'nın çamaşır yıkama deterjanları biraz farklı oluyor. Şimdi şu toz deterjanı döktükten sonra çamaşır aktif diye bir sıvı var. Bunu tozu daha aktif hale getirmek için kullanıyoruz. Ama kullanmasak da olur. Ersa'nın şu çamaşır kokusu da çok güzel. Yumuşatıcı koyma Kübra çok zararlı diyenler için Ersa'nın içeriklerinde kötü şeyler yok arkadaşlar. Ve kapatalım. Bakın çamaşır aktif dediğimde bu. Benim şöyle bir sürahim var. Şimdi şunu doldurayım, size göstereceğim. Bir şey sormak istiyorum. Şu şişemi boşaltayım ki çok yer kaplamasın. Bakın biz böyle sular alıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim bu şişem çok kullanışlı. Günlük kullanım için. Şöyle bir kapağı var. Silikon kapak. Annemin evinde de kullanıyoruz ama bir türlü ben bunun kokusunu götüremiyorum. Yani böyle sanki suya koku olarak tadını veriyormuş gibi geliyor bana. Kaynattım. Hani deterjanla da yıkadım. Böyle bir plastik kokusu geliyor sürekli. Bunu önlemek için ben ne yapabilirim acaba? Bir fikriniz var mı? Siz de benimle aynı sorunu hiç yaşadınız mı? Şişe çok iyi. Şişede sıkıntı yok. Hani makinede de yıkanıyor, elimle de içini güzelce yıkayabiliyorum ama bence kapaktan kaynaklanıyor bu kokunun sebebi. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Kahvaltı dediğim işte şöyle hızlı bir şey hazırlamam gerekiyor. Önceki videolarda hatırlarsanız güya hamburger ekmeği yapmıştım. Valla sabahları eşime koyuyorum, çok seviyor. Şimdi ben kendime de yapacağım. Şöyle peynir çıkardım, neden yapacağımı şimdi göstereyim. Bakın şöyle arasını açtım. Aynı normal ekmekler gibi. Şöyle uzun peynirlerden koydum. Evimizde bu vardı diye bunu koyuyorum. Şöyle salatalığımı da koydum. Bakın farkındaysanız üzerine tuz da ekledim. Şimdi hemen şunu şöyle kapatalım. Denemedi. Ay, tek elle yapamadım. Şimdi düzelttim. Ne diyordum? Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin. Böyle salatalık peynir sadece nasıl olabilir ki diyebilirsiniz ama gerçekten güzel oluyor. Şimdi bunu hemen hızlıca yiyeceğim. Tabii ki yanımda suyum da olacak. Bu arada bunu da babam evlenirken almıştı. Eşime de aldı. Evin hanımı Kübra Hanım benim vardı. Evin reisi miydi? Öyle bir evin reisi Erkan diye, diğer bardak da maviydi. Babacığım almıştı. Şimdi bu bardağımı kullanacağım. Suyumu da doldurdum. Bana afiyet olsun. Evet, kahvaltımı yaptım. Şöyle tezgahın üstünde dağınıklık var. Ufak dağınıklıklar. Makineyi de açmam gerekiyor. Şimdi şunları çöpe atacağım. Şurada yerleştirilmesi gereken kutular falan var. Bir de buranın üstünde de bir şeyler var. Hemen bir şurayı güzelce silelim. Arkadaşlar mutfağı toplamadan şöyle eşime sözüm vardı. Kek yapacaktım. Şu kalıbımı bir sudan tekrar geçirdim. Şimdi şöyle az ölçüyle yapacağım. Bir çay bardağı şeker koydum iki yumurtaya. Şekerli vanilini de şimdi ekliyorum. Şekerli yumurtayı biraz çırptım. Bir bardak su koyuyorum. Biraz daha çırptım. Tabii bu sırada Asaf'la ilgilendim. Biraz iç harcı beklemiş oldu. Böyle de çırpacağım. Kabartma tozunu da unun üzerine ekledim. Evet, şöyle kek kalıbımı da hazırladım. Üzerine şu kağıtlardan ekledim. Şimdi bakalım Asaf kucağımda arkadaşlar. Durmadı. Onunla birlikte yapmaya çalışacağız. Evet. Şöyle doldurdum Allah tekele. Biraz kenarlara damladı ama inşallah kabarıp taşma yapmaz. Biraz az koymam gerekiyordu sanırım. Ve arkadaşlar keklerim pişti. Çok güzel oldular. Bakın şunlar ilk tur. Tabi telefonun renginden dolayı bir arada sarı oluyor. Turuncu oluyor. Ben de anlamadım. Şu sağ taraftakilerin içine damla çikolata koydum. O yüzden böyle üzerleri biraz çatladım. Bunlar da tam eşimin istediği gibi. Bakın asıl rengi bu. Ama döndürdükçe rengi değişiyor keklerin.
Vallahi yedim, çok güzel olmuştu. Az koymamak gerekiyormuş. Şuradakiler gibi. Çok koyduğunda gayet taşmadan güzel bir şekilde pişti. Ve şöyle kıyafetlerin bir kısmını buraya astım. Ve bir kısmını da şöyle ipe astım. Oğluşum da ben asarken beni Mesela bu izliyordu. videoyu bir sonraki günden çekiyorum. Topladığım çamaşırları şimdi katlayacağım. Bunları katladıktan sonra kuzenim Esra'yı kahvaltıya gideceğiz. Kız kardeşim burada olduğu için bizi kahvaltıya davet etmişti. Direkt ben bunları katlayayım, siz de size neler hazırlamış görün. Ve bir anda Esra'nın evine geldik. Asaf Bey uyuyor. Biraz pantolonu büyük geldi. Şöyle ki aşağılardan fazlalık gibi gözüküyor. Bir şey Kahvaltıya fazla. geldik. Hakkını vermiş yani. Maşallah. Bu kadar şeyi neden yapmış? Ama gerçi ben de acıktım arkadaşlar. Aynalık Şöyle burada da biberleri soyuyor. Evet Esra'cığım, çaylarımızı da doldurdu. Az önce ışığı açmamıştım. Şimdi böyle daha güzel gözüktü. Gördün mü? Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Siz kendinize soğuk Biraz daha kahve mi hızlı yapabiliriz. yaptınız? Yo, hepsi sıcak. Hmm, sıcak, tamam. Aa, keşke Ay, bir aynı lavabo. şekilde evet, lavabo Tamam. çıkardı. Ocak Kendilerine Türk falan. kahvesi yaptılar. Evet, şöyle şu koltuğumu göstereyim. Şu balkonumun hemen karşısında olan koltuğum Asaf'a ait arkadaşlar. Şu örtüyü sirkeledim. Arada bir böyle havalandırıyorum, sirkeliyorum. Şimdi buraya sereceğim. Bu koltuk Asaf'a ait. Beraber oyuncağını da kuralım. Biraz vakit geçirsin. Bir burada vakit geçirir. Şu salona ana kucağında vakit geçiriyor. Ona bol bol vakit üretmeye çalışıyorum. Evet, örtüyü şimdilik serdim. Bakın şu minderli oyuncaklar var ya, onlardan almıştım. Sadece bir kere kurmuştum. O zaman da Asaf daha 1,5-40 günlük falandı. İlgisini çekmedi. Ama şu anda ilgisini çekiyor. Hatta şu an kurarken bile heyecandan çok değişik sesler çıkarıyor. Bakın. Şimdilik şu güvenlik şeyini takmıyorum arkadaşlar. Çünkü en düşük ayarda kullanıyorum. Gerçekten bu ana kucağı, bakın bakın, hayat kurtarıyor diyebilirim. Evet, biz kuralım, Asaf'ı yerleştirelim. Bu arada size göstermemişim sanırım. Alt aşma minderimi hiç sizinle paylaşmadım. O kadar memnunum ki. Şimdi onu da buraya getireceğim. Bu koltukta hem Asaf işte oyununu oynayacak, ben de hem altını bezlemiş olacağım. Şimdi hemen burayı bir halledelim. Asaf da gelsin buraya. Kurdum. Özellikle şöyle şu camın önüne getiriyorum. Gün ışığını alsın diye. Gerçi camdan gelen ışığın bir D vitamini olarak faydası yok ama gece ve gündüz ayrımını bilmesi için olabildiğince aydınlık yerde tutmaya çalışıyorum gündüz. Bakın burası daha karanlık. Şu tarafta duvar var çünkü. Şimdi buraya koyacağım. Hatta bunu biraz daha şu tarafa götürelim. Böyle daha iyi olur. Evet, buradan aldım. Bakın koydum buraya. Şimdi garip garip önce bakıyor. Ben de işlerimi yapayım. Asaf'ı bıraktım, mutfağa geldim. Şimdi şöyle nadiren de olsa biberon kullanıyorum. Bu arada hazır mama vermiyorum ama. Ve emzik de kullanmaya başladım. Emzik kullanalı da herhalde bir 30 gün olmuştur, 20-30 gün olmuştur. Emziği sadece uykuya geçişte kullanıyorum. Bir uyku rutini olarak kullanıyorum diyebilirim. Normalde dursun diye asla emzik vermiyorum. Evde televizyon açmıyorum. Hatta televizyon odasına hiç gitmiyoruz bile. Kendi çabalarımla bebişle ilgilenmeye çalışıyorum. Nadir de olsa kullanıyorum dedim ve sürekli ve düzenli olarak dezenfekte etmek gerekiyor. Şimdi buraya suyumu aldım. Kaynamasını bekliyorum. Birkaç dakika burada kaynatacağım. Evet, şöyle koymaya başlıyorum. Altını kısalım. Ve şunu da koyuyorum. Şöyle benim cımbız maşam var. Bununla yapıyorum. Çevire çevire yapacağım. Ve altını kapatıyorum. Toplamda 3 dakika oldu. Hatta 3 dakikayı geçmiştir. Şimdi şöyle şuraya tabağımı aldım. Önce bir şöyle iyice suyunu alalım.
Şuraya koyuyorum. Evet, bunlar biraz burada suyunu salsın bakalım. Şunu da ters çevireceğim. Onlar mutfakta kururken ben şöyle hazırlığımı yapayım. Bakın arkadaşlar, inanın hatırlamıyorum size gösterip göstermediğimi. Şu alt açma minderinden o kadar memnunum ki size anlatamam. O kadar ufak kazalardan bizi döndürdü ki. Gerçekten çok işime yaradı. Asaf ilk doğduğunda hastanede verdikleri o mışamba tarzında olan hasta bezi diye geçen bezlerden örtüyordum. Ama artık onlar bir yerden sonra tükeniyor. Bu yıkanabilir, silinebilir bir alt açma minderi. Şöyle bakın arkası bu şekilde. Trendyol'dan almıştım bunu. Yorumlara bakarak almıştım. En çok sevilenlerden biriydi. Şurada da ufak tefek lekeler var. Hiç bu arada aldığımdan beri sadece bir kere yıkadım. Nasıl hazırlıyorum? Şöyle. Şunu şöyle seriyorum. Kafasını o tarafa doğru koyuyorum. Böylelikle düşme riski olmuyor. Şimdi burada da düşebilir Kübra diyebilirsiniz ama şu anda asap o raddeye gelmedi arkadaşlar. Ve kafası da böyle koltuğun köşesinde. Henüz yuvarlanma derecesine gelmedi. Eğer hazırlamaya vaktim varsa bebek bezi ve ıslak mendili oraya koyuyorum. Vaktim yoksa zaten bakım çantası zaten sürekli yanımda oluyor. Bakım çantam bu arada çok dağılmış. Karman çorman olmuş. Bunu hemen bir düzenleyelim. Ya diğer bebeklerde oluyor mu bilmiyorum ama Asaf mesela ayağı bir yere değdiğinde oradan destek almayı, kuvvet almayı çok seviyor. Ve ayağını sürekli oraya koyuyor. Az önce yakaladım. Şu an geç kaldım size göstermek için. Bakın sağ taraftaki ayağı oraya değdirmeye çalışıyor. Ne oldu? Bakın şu bakım çantam çok çok işe yarıyor ama karmaşık hale gelmiş durumda. Şimdi bunu düzenlemem gerekiyor. Şuraya bebek bezini ben bu paketten çıkarmadan buraya koyuyorum. O yüzden böyle burada boş boş etmiş gibi duruyor. Bu arada size bir şey itiraf edeceğim arkadaşlar. Ben gidip 3 numaraya ne almışım bakar mısınız? Külot bez almışım ya. Bebek bezi alacağıma külot bez almışım. Artık yapacak bir şey yok. Vallahi kullanıyorum. Bunun aslında biraz pratik de olabiliyor yani. Şöyle bebeğin yeleği var. Ne olur ne olmaz diye burada yedekte yanında tutuyorum soğuk olur diye. Az önce babam aradı, kapattım. Şimdi tekrar devam ediyorum videoya. Yine şöyle bir uzun kollu yedekte bu bakım çantasının içinde bulunuyor. Şimdi bunların hepsini çıkaralım ki tekrar düzenleyeyim. Arkadaşlar ya şu turpa aparatını Asaf yeni doğduğunda kullanıyordum ama hareketlenmeye başladığında kullanamıyorum. Yani bu aslında çok güzeldi ama hareketli olduğu için kullanamıyorum. Bir çaresine bakacağım. Bu yine böyle kenarda duruyor. Şöyle bunu kenar cebine koyalım. Bir de şurada yedekte çöp poşetim var. Şurada pompa var. Ne olur ne olmaz diye yine bunu yanımda bulunduruyorum. Yine şurada yedekte çorabı var. Ve şurada ateş ölçeri var. Şimdi bunları kenarlara koyacağım. Bu kısımda değil de yan ceplerde dursun. Bakın bir sürü cebi var şuralarda falan. Önce bir hepsini çıkarayım. Ne var ne yok göreyim. Şurada kantaron yağı var. Bunu poşetin içine koyuyorum akıtma yapmasın diye. Kendi kutusuna çünkü yağ damladı. Artık onu kullanmıyorum. Artık o kutuyu elden çıkardım. Böyle bu şekilde kullanıyorum. Şimdi bunu şöyle bir kenara alalım. Şunu da kenara alıyorum. Asaf'ın bir tane çorabı burada. Acaba diğeri nerede? Bakın yok. Şimdi şu bezleri de yine alt açma minderine koyuyorum. Orada göl olup ıslanmasın diye böyle bezler kullanıyorum. Ama tabii bunları poposuna sürmüyorum arkadaşlar. Sadece alt açma minderini silmek için kullanıyorum. Oradaki o havuz görünümünü yok etmek için. Şimdi şunları şöyle güzelce bir yine katlayayım ben. Bunları makinede bu arada Asaf'ın kıyafetleriyle birlikte yıkıyorum. Şöyle katlayalım. Şurada şapka var. Artık bunu ayıkladıklarının arasına koyacağım. Şu yedek yanında getirdiğim kıyafetim. Şuraya koyalım. Şu yeleğini de koyalım. Bunlar hep
ne olur ne olmaz diye elimin altında bulunuyor ve çok çok işime yarıyor. Bunu da şöyle koyalım. Ateş ölçerini yan ceplere koyacağım. Şuraya koyabilirim. Burada bulunsun. Yedek çorabını şu tarafa koyuyorum. Artık bu çorap bir tekil bir şekilde bulunur. Arkadaşlar sizde de çoraplar kayboluyor mu? Ayakları çok hareket ettiği için hani mesela kucağımıza alıp gazını çıkarırken bir bakıyorum bir tane çorabı yok. Evde gezinirken düşmüş. Yine poposunu silmek için annemle ikimiz şöyle yazmalarımızdan feda ettik valla. Şunu da kullanıyorum. Bu en üstte dursun. Bir tanesi şu anda hatta müsait değil. Makineye gitmesi gerekiyor. Evet, şöyle bebek bezinin bir miktarını açmıştım. Şöyle normalde böyle yapıyordum ama böyle mi dursa acaba? Ya da yan çevirelim. Şöyle yapalım. Şöyle ıslak mendilin de kenarına koyuyorum. Bakım çantam hazır. Elimin altında bulunması gereken her şey burada var. Buraya serdiğim alt açma minderi arkadaşlar sürekli burada durmuyor. Hatta nasıl yaptığımı size göstereyim. Bakın sadece ben buraya gece hazırlıyorum. Mesela 12'de Asaf'ı uyutuyorum. Uyuttuktan sonra burayı hazırlıyorum. Yanıma yedek bez koyuyorum. Bunu seriyorum ve ıslak mendili getiriyorum. Bakın bunu böyle katladıktan sonra şöyle yine kenarına koyuyorum. Çok düzgün durmasına gerek yok çünkü sonra tekrar kullanıyorum. Vallahi benim için çok pratik oluyor. Asaf'ın kıyafetlerinin hepsini topladım, katladım. Ve şu düzenleyicilere yerleştirdim. Bakın şurada zıbınları var. Şurada alt kıyafetler, burada da üst kıyafetler var. Altlarla takımları birlikte yapmıyorum. Çünkü bir bölmeye sığmıyor. Hem alt hem üst. Ben de bu şekilde yapıyorum. Sadece mesela ince ise mesela burada ince bir takım var. Diğerlerine göre bunları birlikte koydum. Mesela burada bir gecelik var. Birlikte koydum onu. Mesela şurada son tarafta olanlar biraz daha büyükler. Bunları arka tarafa koyuyorum ki çok elimin altında olmasın. Evet, bunlar da yerini alacak şimdi. Bu arada işin güzeli bakın bu şekilde üst üste koyabiliyorum. Ya da şu en üsttekini böyle alta getirebiliyorum. Dolabın içinde bazen böyle üçlü kullanıyorum üst üste, bazen şöyle yan yana koyuyorum. Bayağı büyük bir eleme yaptım. Asaf'ın yeni doğan kıyafetlerini ayırdım. Hediye gelen yazlıklar ve bizim aldığımız yazlıkları böyle ayırdım. Çok güzel bir poşete koymadım maalesef. Çünkü uyuduğu için böyle hızlı hareket etmem gerekiyordu. Şimdi bebek olmasaydı ben güzel güzel işte poşetlerdim, havasını alırdım, vakumlardım. Ama bebekle ancak bu kadar olabiliyor. Şimdi daha var bu arada. Yeni doğan hiç giyemeyeceği yeni doğanlar ayrı bir poşette. Bunlar da yazlık kıyafetleri. Şimdi Asaf uyansın. Yatak odasında uyuyor. Ve bunları da yatak odasındaki dolaba koyarım. Mesela bakın bunları katladım. Bir şey yapmadım. Bunlar bayağı kalın takımlar. Alması benim için kolay olsun diye bunları askılığa asıyorum. Ve arkadaşlar bugünkü videomun artık sonuna geldim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Çarşamba günü videoyu yükleyemedim. Bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. İnşallah pazartesi günü video gelecek. İnşallah diyorum. Çarşamba, cuma günleri, pazartesi, çarşamba günleri benim video günlerim. Umarım bugün de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.